Değerli arkadaşlar, size bu derste Birleşmiş Milletler barış kültürü kavramını, Birleşmiş Milletler'in barış kültürü kavramından söz edeceğim. Birleşmiş Milletler'in kararlarında, dokümanlarında barış ve barışa ilişkin neler var? Onu açıklamaya çalışacağım. Biraz da arkasından da savaş ve barışla ilişkili mitler, yani yanlış bir kısım, doğru olduğunu düşündüğümüz düşünceler ve bunlarla ilgili gerçeklerden söz etmeye çalışacağım. 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlardan başlayacak olursak, bir barış kültürü aşağıdakilere dayanan bir değerler, tutumlar, gelenekler ve davranış biçimleri ve yaşam biçimleri kümesidir. Yani bir barış kültürünü tanımlarken içinde toplumsal değerler, sosyal değerler, önem verdiğimiz şeyler, tutum, davranışlar, gelenek, yaşamımızın tüm alanında yaşam biçimlerini yansıyan bir kültürden, değerler kümesinden söz ediyor aslında genel kurulda. Peki bu küme içerisinde neler var? Biraz daha ayrıntılı, yakından bakmaya çalıştığımızda barış kültürü içerisinde neler yer alıyor? Eğitime ilişkin bir madde var. Eğitim, diyalog ve işbirliği yoluyla hayata saygı, şiddete son verme ve tanıtım ve şiddet içermeyen uygulama olması gerekiyor. Yani toplumlar eğitimlerinde diyaloğa önem vermeleri, işbirliğine önem vermeleri, hayata, yaşama saygıyı eğitimlerinde önemli bir değer olarak ele almaları ve işlemeleri gerekiyor. Şiddete son vermek için tanıtım ve çaba harcaması gerekiyor. Eğitimlerimizin içeriği bu şekilde düzenlenmeli diyor. Devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına ve esas olarak Birleşmiş Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukuka uygun olarak herhangi bir devletin iç yetkisi dahilinde konulara müdahale etmeme ilkesine tam saygı. Yani ülkelerin kendi iç meselelerine bir diğer devletin karışmaması söz konusu. Ancak devletler uluslararası hukuktan kaynaklanan bir kısım ihlaller söz konusu ise bu durumda diğer devlete uyarıda bulunabilir, müdahale edebilir, kısıtlama getirilebilir. Özellikle temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin durumlar bir iç mesele olarak adlandırılamaz. Tüm insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygı ve tanıtım. İnsan hakları bir kültürde en temel kavramlar olarak yer alıyor barış kültüründe. Barış kültürü kümesinin aslında merkezinde yer alıyor ve bir anlamda insanlık için barışa giden yolda bir umut olarak karşımıza çıkıyor. İnsan haklarına saygı, temel özgürlüklere saygı. İnsan haklarının işte birinci maddesi, insanlar eşit ve özgür doğarlar. Hani insanların eşit olduklarına, temel haklarına, yaşama haklarına saygı göstermek gerekiyor. Dikkat ederseniz saygı birinci maddede de önemliydi. İkinci maddede de önemli bir kavram haline geliyor. Saygı kavramı ve eşitlik ve saygı aslında ikisi birlikte son derece önemli iki kavram. Barış kültürünün bir anlamda mayası saygıdan ve eşitlikten geçer. Barış kültürünü yaratabilmek için her bir bireyin eşit olduğunu kabul etmek ve her bireyin haklarına saygı göstermek gerekir. Çatışmaların barışçıl çözümüne bağlılık. Öncelikle bağlılık kavramını ele almakta yarar var. Bir başka sözcük daha var aslında. Bağlılıkla ilişkili yakından belki onu çağrıştıran bir sözcük. Bağımlılık sözcüğü. Hatta karşılıklı bağımlılık sözcüğü gibi bir kavramdan da söz ederler. Ülkelerin, toplumların bağımsızlığı yoktur.
herkes birbirine bağımlıdır anlamında bir düşünce de söz konusudur. Aslında bağımlılık ilişkisi farklı güçlerin arasındaki ilişki. Güç bakımından güçlü ile zayıf arasında ortaya çıkar bağımlılık ilişkisi. Dolayısıyla eşit insanlar, eşit güçler arasında ortaya çıkan ve gönüllülüğe dayalı olan ilişki türü bağlılık ilişkisidir. Bağlı olmak, bir şeye bağlı olmak, özgür iradeyle yapılacak bir iş iken, bağımlılık bir tarafın zorlaması, diğer tarafın ise zayıflığı ve çaresizliğiyle ortaya çıkar. O nedenle barışçıl bir çözüme tüm tarafların, toplumların bağlı olmaları önem taşıyor. Bu bir sözleşme, sorunlarımızı barışçıl yollarla çözeceğiz. Barışçıl yollar neler? Şiddet içermeyen tüm yollar, temel hak ve özgürlükler, demokratik haklar, bunların içerisinde diyalog, uzlaşı, tartışma gibi pek çok şeyi saymamız mümkün. Hatta protesto etmek, yürüyüş yapmak gibi hakları da sayabiliriz. Bir başka madde, beşinci maddede şu anki ve gelecek nesillerin gelişimsel ve çevresel ihtiyaçlarını karşılama çabaları, bireylerin gelişme haklarına ve çevre ihtiyaçlarına saygı duymak ve bunların karşılanması, eğitim, hava, su, toprak, sosyal çevre, fizik çevre gibi geniş anlamda çevre kavramından söz ediyoruz. Bunların karşılanması için barış kültürü çaba harcar. Olumlu, sağlıklı, güvenli bir çevre yaratmayı hedefler. Kalkınma hakkına saygı duymak ve kalkınmayı teşvik etmek. Bir yoksulluk toplumda önemli bir tehlike ve sorundur. Tüm dünyada herkesin kalkınmaya hakkı vardır. Buna saygı duymak gerekir. Yoksulluktan kurtulma, insanların temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri, belirli bir düzeyde yaşam standardına, konforuna, refaha erişmesi, her toplumun, her bireyin hakkı. Buna saygı duymak ve bunu teşvik etmek gerekir. Ancak burada dikkatli olunması gereken bir şey, 5. maddede yer alan çevre ihtiyaçlarını da dikkate almak gerekir. Genellikle kalkınma, özellikle de ne pahasına olursa olsun kalkınma anlayışı, çevre üzerinde büyük bir yük ortaya çıkartır. Çevreye yönelik bir şiddet ortaya çıkarabilir. Hava, su, toprak gibi temel kaynakların kirlenmesine ve kısıtlanmasına yol açabilir. O nedenle kalkınma hakkı, aynı zamanda yaşama hakkı ve çevre hep birlikte ele alınması gerekiyor. Sürdürülebilir bir kalkınmadan söz etmek, yaşam odaklı bir kalkınmadan söz etmek mümkün. Cinsiyet bakımından kadın ve erkekler için eşit haklara ve fırsatlara saygı duymak, onları tanıtmak. Biliyorsunuz hani evrensel hakların birinci maddesi evrensel bildirgede tüm insanlar eşit diyor. Dolayısıyla cinsiyet ayrımı yapmıyor, sosyal, ekonomik bir ayrım yapmıyor, ırk ayrımı, din, dil hiçbir ayrım yapmıyor. Kadın ve erkeğin de eşit haklara sahip olduğunu bugün kabul etmek evrensel bir yasa. Bu hem insan hakları evrensel bildirgesinde hem daha sonra kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine karşı olan sözleşmede yer alıyor. Ülkemiz de bu sözleşmelere imza atmış durumda. Ancak tüm bu imzalara rağmen uygulamada, gerçek hayatta kadınla erkek arasında önemli farklılıklar var. Özellikle kadınlar çalışma hayatında ikinci planda kalmaktadırlar. Hele de yönetim örgütlerinde, kurumlarında, karar verici mekanizmalarda çok çok daha geride kalmaktadırlar. Tabii bu kadın erkek eşitliği tüm dünyanın önemli bir sorunu, görece ülkelere göre bir miktar daha az ya da daha çok olmakla beraber. Bir başka barış kültürünün içinde olmazsa olmaz değerlerden bir tanesi
düşünce, ifade özgürlüğü, bilgiye erişme özgürlüğüne saygı duymak gerekiyor. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir. Bunun için örgütlenebilir, yayın yapabilir. Düşünce özgürlüğünün içinde bunlar da yer alır. Düşünce özgürlüğü kişinin kendi kendine düşünmesi anlamında değildir. Düşüncesini ifade edebilme özgürlüğüdür. Bunun için örgütlenebilme, yayın yapabilme gibi koşullar da gerekir. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğünün içerisinde. Bilgi son derece önemli bir başka konu. Bireyin bilgiye erişme, doğru bilgiye erişme hakkı, özgürlüğü var. Doğru bilgi demek, doğru karar vermesi demek bireyin. Doğru karar verebilmek için ya da toplumun yöneticileri için de aynı şey geçerli. Bilgi varsa, doğru bilgi varsa doğru karar verebilirler. Bu nedenle bilgiye erişme özgürlüğü son derece önemli ve barış kültürü içerisinde temel bir hak, kavram olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası hani bu konularda tüm dünyada bir miktar yine sorun yaşansa da ülkemizde de oldukça tartışılan, düşünce özgürlüğü, bilgi özgürlüğü de tartışılan konular arasında yer almakta. Her düzeyde özgürlük, adalet, demokrasi, hoşgörü, dayanışma, işbirliği, çoğulculuk, kültürel çeşitlilik, diyalog ve anlayış ilkelerine bağlı kalmak. Özgürlük, adalet, bireylerin eşit olduğu, varsayıldığı, hukuk karşısında eşit bir biçimde muamele gördüğü, hukuk sisteminin belirli kurallar, hukuk kuralları çevresinde işlediği, özgür bir adalet sisteminin, özgür yargıçların özgürce karar verebildikleri bir sistemle ilişkili. Yine demokrasi, hoşgörü ve dayanışma birer toplumsal kültürel değer. Hoşgörüyle saygı da aslında sıklıkla duyduğumuz hoşgörü kavramı ile ilişkilendirilebilir. Hoşgörü bir miktar aksaklıkları, kusurları, eksiklikleri olabileceğini düşünmek ve vereceğimiz hatalar, yanlışlar karşısında, birinin hatası, yanlışı karşısında verdiğimiz tepki de ölçülü olmaktır bir anlamda. Olabileceğini, insanlık hali diyebiliriz ve bu tepkileri doğal karşılayarak verdiğimiz tepki ona orantılı, ölçülü olabilir. Küçük bir hatada, yanlışta, abartılı bir tepki sorumlu bir yaklaşım içerir. Yine toplumsal barışta, barış kültürü içerisinde dayanışma son derece önemli bir kavram. Aslında dayanışma, yardımlaşma, insanlığın çok eskiden bu yana bir biçimde farklı şekillerde sürdürdüğü bir özelliği. İnsanoğlu sosyal bir yaşantı içinde yüzlerce yıl, binlerce yıl yardımlaşma ve dayanışma becerisini, geleneğini sürdürmüş. Günümüze kadar da gelmekte bu yardımlaşma ve dayanışma. Ancak günümüzde biraz daha yapısal hale, kurumsal hale gelmiş. Yardımlaşma, dayanışma aşamasında bunun en önemli kurumu ise sosyal dayanışma, sosyal güvenlik sistemi içerisinde günümüzdeki modern toplumlar sosyal güvenlik aracılığıyla dayanışma ve yardımlaşma faaliyeti sürdürürler. Buradaki temel özellik de şudur. Yardım alanla yardım veren karşı karşıya gelmez günümüzdeki modern toplumda. Bir aracı sistem kullanır ki bu da genellikle kamusal bir sistemdir. Herkes vergisini öder, özel prim ödeyebilir ve benzeri şeyler devlete ödeyerek devlet topladığı bu paraları ihtiyacı olanlara, yoksullara, onların temel gereksinimlerini karşılamak üzere dağıtır. Yeniden bir paylaşım sürecine girer. Sosyal devletlerde sosyal anlayış, sosyal adalet kavramı bu şekilde işler, dayanışma süreci içerisinde işler. Ancak içinde yaşadığımız dünya açıkçası dayanışma açısından baktığımızda bir miktar eleştiriyi hak eder.
Bugün dünyada dayanışma çabası nerede yer almaktadır? Dayanışmanın zıttına olan kavram nedir? Sözcük olarak zıttı nedir diye düşündüğümüzde, dayanışmanın zıttı, yani dayanışmaya nın azalması durumunda karşımıza çıkacak ilişki biçimi nedir diye baktığımızda, yarışma ve rekabet duygusudur. İnsanlar arasındaki bir diğer duygu, iletişim şekli yarışma ve rekabettir. Dünyada dayanışma mı, rekabet mi hakim diye sorduğumda, hani benim de cevabım rekabet, yarışma şu anki dünyada oldukça açık bir arayla egemen, hakim durumda. Dayanışma ve yardımlaşma bir miktar geride kalmakta. Özellikle liberal devlet anlayışlarında rekabet daha da öne çıkmakta. Sosyal devletlerde biraz daha dengelenmekte bu iki kavram. İşbirliği önemli. Çoğulculuk. Çoğulculuk bir başka kavram. Çoğulculuk kavramı bir yine bakış açısı. Farklılıkları nasıl gördüğümüzle ilgili. Farklı düşünceleri, farklı insanları, farklı inançları, farklı renkleri nasıl gördüğümüzle ilgili. Çoğulculuk açısından baktığımızda çoğulcu düşünce farklılıkları bir gereklilik, hatta bir zenginlik olarak görmektedir. Dolayısıyla çoğulculuğu bir tehdit olarak görmez ve farklılıklara saygı, haklarından dolayı saygı gösterir ve doğruyu bulmada, ilerlemede çoğulcu bakmak, çoğulculuk yaklaşımı uyum, barış açısından gereklidir. Farklı kültürleri bir arada ele almak, kültürel çeşitlilik sağlamak, diyalog içerisinde, uzlaşı içerisinde tartışarak, düşüncelerimizi ifade ederek, birbirimizi anlayarak, kendimizi anlatmaya çalışarak ve anlayış ilkelerine bağlı kalarak bir ülke, bir toplum yaratmak istediğimizde barış kültürüne doğru adım atmış oluruz. Barış kültürü gördüğünüz gibi aslında oldukça zor bir kültür. Elde edilmesi çok da kolay gibi gözükmüyor. Pek çok değerleri içeriyor. Bir değerler kümesi olduğunu buradan görebiliyoruz. Toplumun her düzeyinde ve milletlerde özgürlük, adalet, demokrasi, hoşgörü, dayanışma, işbirliği, çoğulculuk, kültürel çeşitlilik, diyalog ve anlayış ilkelerine bağlılıkla barış kültürü geliştirilebilir. Genel kuruluşta bu az önce çerçevesini çizmeye çalıştığım düşünceler, kavramlar, toplumsal değerler bakımından çerçevesini çizmeye çalıştığım barış kültürüne ulaşmak, erişmek için 8 tane eylem planından, 8 ana başlıkta eylemden söz ediyor. Birincisi, eğitim yoluyla barış kültürünü geliştirmek. Eğitim son derece önemli, kritik, stratejik bir konu. Eğitim, eğitim elbette eğitim deyip duruyoruz. Her şeyin altında eğitim önemli diye vurguluyoruz. Ama eğitimin içeriği ne olduğu da bir o kadar önem taşıyor. Eğitimin içerisinde barış kültürü yoksa şiddet kültürü de olabilir. Dolayısıyla insanları eğiterek şiddete de yöneltebilirsiniz. Eğiterek barışa da yöneltebilirsiniz. Eğitimle neyi verdiğiniz ya da neyi vermek istediğiniz çok önem taşıyor. İlkokuldan başlamak üzere, hatta aileden başlamak üzere barış kültürü kavramını yerleştirmemiz gerekiyor. Her bir birey, her bir çocuk sorunlarını çözerken barışçıl yol ve yöntemleri kullanmalı. Bunların ne olduğunu bilmeli. Kendi öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeli. Kızdığında, kin, nefret duygularıyla bir anda kendini bulduğunda bunu nasıl yöneteceğini öğrenmeli. Öfkesini kontrol edip arkadaşıyla, ailesiyle, çevresiyle barışçıl bir iletişimi, diyaloğu nasıl sürdüreceğini, yöneteceğini öğrenmeli eğitim içinde. Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek. Sürdürülebilir kavramı da eleştiri alsa da daha öncesindeki kalkınma anlayışlarına baktığımızda çok da fazla çevreyi dikkate almayan
ne pahasına olursa olsun kalkınalım anlayışı, vahşi kalkınma anlayışı olarak da adlandırılmakta bu. Çevre üzerinde, hava, su, toprak gibi temel kaynaklar üzerinde büyük bir tahribata yol açmaktaydı. İşte bu tahribatı azaltmak için sürdürülebilir kalkınma anlayışı gelişti. Çevreye minimum en az zararı, hasarı vererek kalkınalım ekonomik ve sosyal açıdan düşüncesi bir kalkınmada sürekliliği hedefleyen bir anlayış. Ama buna yönelik de eleştiriler var. Yaşam odaklı kalkınma anlayışını benimseyelim diyenler de var. Hani insanlar gereksinimlerini dikkate alarak sadece insanların değil diğer canlıların ve çevrenin de dengelerini dikkate alarak bir kalkınma anlayışı benimseyelim diyen görüşler de var. Bir başkası insan haklarına saygıyı teşvik etmek için çaba harcamamız gerekiyor. İnsan hakları tüm insanların eşitliğine dayanan yaşama hakkı, temel haklar burada da biliyorsunuz insan hakları İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Birleşmiş Milletler'in aldığı, kurulmasıyla aldığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948 yılında aldığı bildirgeyle ortaya çıkıyor. O zaman birinci kuşak, daha sonra ikinci kuşak haklar ve sonra üçüncü kuşak haklar gibi farklı insan hakları kuşaklarından söz etmek mümkün. Başlangıçtaki haklar, eşitlik, yaşama, savaş sonrasında ortaya çıktığı için yaşama ve güvenliğe ilişkin haklar iken, daha sonra eğitim ve sağlık hakları ortaya çıktı ve son olarak üçüncü dönemde ise çevre hakları, üçüncü kuşak haklar olarak karşımıza çıktı. Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlamak için faaliyetler sürdürmemiz bekleniyor. Demokratik katılımı teşvik etmek gerekiyor. Demokratik katılım aslında bireylerin demokratik katılımdan neyi anlıyoruz? En basit haliyle bireylerin oy vermesi, kendi yönetim şekilleri hakkında karar vermeleri demokratik katılım. Dolayısıyla oy verme önemli bir demokratik faaliyet eylem olarak adlandırabiliriz. Seçme hakkı, seçilme hakkı gibi haklar demokratik katılımın özünde yer alır ve bireylerin seçme ve seçilme haklarına saygı duymak, onu teşvik etmek gerekir. Bireyler demokratik haklarından dolayı, tercihlerinden dolayı, şöyle ya da böyle tercih yapmalarından dolayı herhangi bir şekilde yerilemez, eleştirilemez, eleştirilebilir belki ama haksız bir uygulamaya maruz kalamaz, kalmamalıdır. Bireylerin en temel haklarıdır. Bu haklarına saygı göstermek gerekir. Demokratik tercihlerinde hatta demokratik örgütlere, sivil toplum örgütlerine, katılımlarını, orada çalışmalarını teşvik etmek ve bunu aynı zamanda sosyal sistemimizde de ödüllendirmek gerekir. Demokratik katılım gösteren bireylerin herhangi bir biçimde cezalandırılması ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınması doğru bir yaklaşım değildir. Anlayış, hoşgörü ve dayanışma değerlerini, toplumsal değerlerini artıralım. Anlayışla karşılayalım bazı şeyleri. Hepimiz hata yapabiliyoruz. Dolayısıyla hata yapan insanlara tepki verirken tepkilerimizde ölçülü olmak, hatanın boyutuyla ölçülü bir tepki göstermek, en küçük bir hataya büyük bir tepkiyle karşılık verdiğimizde ikinci bir hatayı da biz yapmış oluruz. Anlayışla ya da birbirimizi anlamaya çalışarak ilerleyebilir, yol alabiliriz. Dediğim gibi daha önce de yapılan hataları, ufak tefek eksiklikleri gördüğümüzde hoş görebiliriz. Ya da bunları son derece saygın, ölçülü bir dille ifade edebiliriz karşıdaki kişi ya da gruplara. Düşüncelerimizi, duygularımızı ifade ederken de kullandığımız dil, uslup son derece önemlidir. Ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimiz de önem taşır. O nedenle diyalogda, iletişimde doğru şey söylüyor olabiliriz. Doğruyu
uygun, doğru bir biçimde söylemek de son derece önemlidir. Dayanışma kavramı kritik demiştim. Dayanışma ve yardımlaşma rekabetin zıttına olan toplumsal değerler. Bir yerde rekabeti çok öne çıkartırsanız dayanışma, yardımlaşma geri plana düşer. Bunu dünyadaki örneklere bakarak görebilirsiniz. Örneğin liberal toplumlarda rekabet çok öne çıktığı için dayanışma, yardımlaşma geri planda kalır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bile toplumun önemli bir kısmı sosyal güvenlik hakkından yoksundur. Bu rekabetçi, yarışmacı bir düşüncenin sonucundadır. Ama sosyal devletlerde dengede götürülmeye çalışılır. Sosyalist devletlerde ise dayanışma daha ağır basar. Rekabet geri planda kalır. Rekabet, yarışma da kötü bir ilişkidir demek istemem. İnsanoğlu geçmişten bu yana da yarışmayı, rekabeti de kullanmış. Peki buradaki temel nokta, püf noktası şu: dayanışma da, yarışma da, rekabet de denge içerisinde olursa toplumlar daha sağlıklı olabilir. Son derece dikkat etmek gerekiyor. Dayanışma göstermemiz gerektiğimiz yerde dayanışmayı bilmek gerekiyor. İnsanların temel gereksinimlerini karşılayamadığı bir yerde bizler lüks içerisinde yaşama davranışı gösteremeyiz. Hepimizin temel gereksinimlerini karşılaması konusunda sağlık, eğitim, beslenme, gıda gibi her birimiz ötekine karşı, sadece kendi ülkemizdeki değil, dünyadaki tüm ülkelere karşı bir insan olarak sorumluyuz. Katılımcı iletişimi ve serbest bilgi ve bilgi akışını desteklemek gerekir. İletişimde açık olmak, bilginin serbestçe dolaşmasını sağlamak ve bilgi akışını desteklemek toplumun, bireylerin gelişimi bakımından son derece önemli. Bilgi yoksa gelişemeyiz. Bilgi yoksa doğru karar veremeyiz. Bilgi bu nedenle yaşantımızı, gelişmemizi sağlayacak, zihinsel, düşünsel, bilişsel gelişimimizi sağlayacak olan en önemli etkenlerden birisi bilgidir. Bu nedenle bilgiyi saklamak, gizlemek demokratik toplumlarda pek de olmayan, görülmesi pek muhtemel olmayan bir durum. Daha çok bu bilginin saklanması, gizlenmesi, hani rekabetçi sistemlerde firmalar, şirketler bilgileri birbirinden saklayabilirler. Bir de kapalı toplumlar, otoriter toplumlarda toplumlardan bazı bilgileri gizleyebilir, saklayabilir. O nedenle de aslında toplumun gelişmesi, doğru karar vermesi, güvenli bir ortam ortaya çıkartılması, doğru karar vermesi son derece zorlaşır. Örneğin ülkemizde şu anda bir salgın pandemi yaşıyoruz, korona pandemisi, ve dünyada da bu durum söz konusu. Ülkelerin bir kısmı bilgiyi saklama eğilimi gösteriyor, diğer bir kısmı paylaşıyor, düzenli olarak rapor ediyor. Rapor veren ülkelerin genel olarak daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü toplumlar da işin içerisine daha rahat katılıyor ve daha doğru karar veriyor bunda. Yine uluslararası barışı ve güvenliği teşvik etmek gerekiyor. Ülkeler her ne kadar sınır çizmiş olsa da bu sınırlar artık giderek önemini yitiriyor bir anlamda. Giderek eskiye oranla baktığımızda bu sınırları İşte mikroorganizmalar, mikroplar, hastalıklar dinlemiyorlar. Geçiyorlar, hayvanlar, canlılar geçiyorlar. Bu sınırları para geçiyor, parası olanlar geçiyor, insanlar geçmeye başlıyor. Tabii parası olmayanlar biraz geçmekte zorluk çekiyor olabilirler bu sınırları geçmekte. Ama artık ülkeler arasında giriş çıkışlar giderek hızlanıyor. Örneğin Avrupa Birliği bunu bir adım daha öteye götürerek ülkeler arası giriş çıkışları oldukça serbest hale getirdi. Dolayısıyla ülkeler bugün dünyadaki barışı sağlamak için, kendi ülkesindeki barışı sağlamak için de ülkeler arası işbirliği ve güvenlik çalışmaları son derece önem taşıyor. Aksi durumda güvenlik sağlamak çok zor. Pandemi küresel bir sorun. Hep bu örnek güncel olduğu için veriyorum. Mücadele de
Belki yerel düzeyde önemli, ulusal düzeydeki mücadele de önemli. Ancak bu mücadele yine insanlık bu sorun üstünden uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayla gelebilir, dayanışmayla gelebilir. Uluslararası barış, güvenlik, dayanışma olmazsa dünyadan bu sorunu kaldırma şansımız yok. Ya da son derece düşük. Ülkelerin birbirini suçlayarak, tehdit ederek korona pandemisini dünyadan kaldırma şansımız son derece düşük. Yardımlaşarak, dayanışarak uluslararası bir işbirliği, destek yaklaşımıyla ancak mümkün. 8 ana faaliyet alanını genel kurul belirlemiş oluyor arkadaşlar. Küresel düzeyde bir barış kültürünü yaratmak için kuşkusuz daha başka pek çok alanda da mücadele etmek mümkün ama eylem planının ana hatlarını burada görüyorsunuz. Birkaç savaş ve savaşla ilişkin mitlere de değinmek istiyorum. Savaş ortadan kaldırmak mümkün değil. Yanlış. Bu biraz kaderci bir yaklaşım. İnsanlar tarihte pek çok savaşı önlemişler. Elbette tümünü önlediğimizi söyleyemeyiz. Ama giderek gelecekte daha az savaşların olduğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Ve daha barışçı bir yönde adım atıyoruz. Her geçen gün barışa, barış kültürüne doğru ilerliyor insanlık. Şöyle düşünebiliriz, biraz bu konuda kuşkularımız olabilir. Yani bu kadar şiddet var, kavga, gürültü, insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Acımasız bir takım olaylar oluyor. İnsanlar savaşlar çıkartıyorlar diye düşünebilirsiniz. Ama inanın geçmişe baktığımızda insanlığın binlerce yıllık geçmişinde, geçmiş dönemde daha kanlı, daha acımasız dönemler yaşamışız. Şu an en azından biz hani savaşlarda kuralları belirlemişiz. Savaş bile olsa hani savaşırken de bazı kurallara uymak zorundasınız. Yoksa savaş suçu işlersiniz. Savaşta sivil insanları, masum insanları hedef alamazsınız. Silahsız insanları hedef alamazsınız diye bir uluslararası bir kabulümüz var en azından. Bugün yine şiddeti tanımlamışız. Şiddet kavramını ortaya koymuşuz. Bu bile çok önemli bir başarı. Bugün bu olayların çok gözüküyor olmasının nedeni belki de bizim daha duyarlı olmamızdan ve şiddet kavramı gibi bir takım kavramları tanımlamış ve içselleştirmiş anlamış olmamızdan kaynaklanıyor da olabilir. Evet, geçmişte pek çok olay var. Biliyorsunuz kölelik, düello, kan davası gibi arenalarda işte insanlar birbirlerini hani insanların birbirlerini öldürdükleri savaşları gördük. Bunlar tarihte kaldı önemli ölçüde. Giderek daha iyi bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Savaş insanın doğasında var olan bir şey değil. Sosyal bir varlık. İnsanlar arası iletişimde, sosyalleşme sürecinde ortaya çıkan bir şey. Kaçınılmaz, zorunlu bir şey değil. Savaş genlerimizde yok açıkçası. Savaş sosyal bir olay, biyolojik bir olgu değil. İnsanın sosyalleşme sürecinde ortaya çıkıyor. Evet. Savaş doğaldır diye bir düşünce var. Hayır, savaş doğal değildir. Travmatik bir olaydır. Savaş normal bir olay değildir. Şiddet normal bir olay değildir. Patolojiktir. Yani olmaması gereken anormal bir durumdur. Savaşlar, hastalıklar ya da işte kanserde kullandığımız bir kavram biliyorsunuz. Olması gereken, normal olması gereken değildir. Savaşları da aslında savaşa giren pek çok insan savaşı kazansa bile pek çok kişiyi öldürdüğü için savaş sonrasında psikolojik bozukluklar yaşıyor. Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor ve yaşamı büyük ölçüde etkilenmiş oluyor. Unutamayacağı savaş anlarına geri dönerek anlar yaşıyor ve büyük travma yaşatıyor. Bu da savaşın doğal olmadığını gösteren bir şey. Kitlesel tarzda öldürmek doğamızın bir parçası
değildir. Doğamız yaşamak ve yaşatmak üzerinedir. İnsan yaşayan bir varlıktır. Yaşama ve yaşatmak neslimizi sürdürmek için çaba harcarız. Her zaman savaştık düşüncesi de doğru bir düşünce değil. İnsan aslında başlangıçta hani geçmişimizde önemli savaşlar, önemli kanlı olaylar yaşamış ama insan ilk zamanlarda bu kadar savaşa meyilli olmamış. Sosyalleşme sürecinin artmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Yani kimi kaynaklara göre son 500 yılda bir gözlemlediğimiz bir şey. Daha önceki yıllarda daha az şiddet ve savaş olaylarına tanıklık ediliyor. Savaş, kaynak kıtlığı, çevresel krizler, aşırı nüfus gibi kontrolümüz dışındaki krizleri yönetmek açısından kaçınılmazdır diyen bir görüş var. Bu da doğru değil. İnsan akıllı bir varlıktır, aklını kullanabilir. Nüfus kontrolü yapabilir. Doğum kontrolü, üreme, kendi doğurganlığı üzerinde yeteneğe sahip, bunu kontrol etme yeteneğine sahip. Üremesini kontrol edebilir. Dünyanın kaynakları hakkında bilgiye sahibidir. Dünyada, ülkede, bölgede ne kadar insan yaşayabileceğini görebilir ve bu doğrultuda kararlarını alabilir. İnsan nüfusunun kontrolü için savaşmak zorunda değiliz. Yani artalım, kontrolsüz bir biçimde çoğalalım ve savaşları bir nüfus kontrol yöntemi olarak kullanalım düşüncesi de oldukça sakat, hani hastalıklı diyebileceğim yanlış bir düşüncedir. Kaynaklarımıza göre dünyanın hava, su, toprak kaynaklarını dikkate alarak dünya nüfusunun da bu doğrultuda planlanması insan aklının gereğidir. Savunmamızı sağlamak için savaşa gidiyoruz. Savunmak suç meselesi suçtan farklıdır. Savunma saldırganlığın aksine bir ülkenin sınırlarını aşmak için saldırmak yerine sınırlarını işgalden korumak. Burada tabii ki bir ülke bir yere başka bir ülkeye saldırdığında ya da bir kişi bir başkasına saldırdığında bir bireyin kendini savunması onun en doğal hakkıdır. Savunma ayrı bir şey. Savunmak için kendimizi yaptığımız şey savaşma değildir. Yani savaşa girmiş olabiliriz. Savunmak için bir savaşmak zorunda kalmış olabilir bireyler, kişiler. Ancak bireyin kendisini savunması bir suç değil, doğal bir hak olarak görmek gerekir. Bazı savaşlar iyi olarak adlandırılabilir mi? Aslında savaşların her zaman en az iki yönü var. Eğer bir ülke haksız bir yere kalkıp başka bir ülkeye saldırmış ise ya da haklı bir yeri olabilir mi savaşın diyebilirsiniz. Yani savaş açılmış ise ülkenize, kendinizi korumak zorunda kaldıysanız iki tarafı var. Saldıran taraf ve savunan taraf var. Ama buradaki savaş iki tarafın ortaya çıkardığı bir durumdur ve savaş sözcüğü bir şiddet içerir. O nedenle iyi bir savaş yoktur. Baktığımız hani açıya biraz bağlı, bulunduğumuz perspektife bağlı. İşte kimisi zafer kazanır ama diğeri bir savaşta bir taraf zafer kazanırken diğeri kaybeder, yenilir. Bir taraf kuşatır, toprak kazanır başka ülkelerde ama diğer ülkelerin bu aslında istilasıdır. Diğer ülkelere saldırıdır bir anlamda. Yani bir taraftan fetihtir, diğer taraftan işgaldir diyebiliriz diğer ülkelerin. Savaşlar da bir madalyonun iki yüzünü görmek gerekir. Yine efsane savaş ve savaş hazırlığı barış getirir, barış için gereklidir düşüncesini savunanlar da var. Barış savaşla ve şiddetle gelmez arkadaşlar. Şiddet, savaş her zaman şiddeti ve savaşı doğurmuştur. Toplumsal yıkıma yol açar.
etik değerleri, ahlaki değerleri yok eder. Toplumda psikolojik sorunlara, sosyal sorunlara yol açar ve bir kısır döngü başlatır. Yeniden şiddeti ortaya çıkartır. O nedenle gelişme için istikrarlı bir, düzenli bir mücadele, demokratik mücadele, barışçıl mücadele gerekir. Toplumların gelişmesinde barışçıl, demokratik yolları düşünmek gelişme sürecinde önem taşır. Evet arkadaşlar, yine savaş bizi güvende tutar diyen bir düşünce var. Savaş aslında şiddet ortamı, güven değil, tam tersine güvensizlik yaratır. Korku vardır, hastalıklar, ölümler, güvensizlik var. İnsanlar korku, kaygı, panik içerisinde hareket ederler ve savaşta hemen her taraf, her iki tarafta ya da kaç taraf varsa hemen hepsi önemli ölçüde kaybeder. Savaşlar güvenlik sağlamazlar. Savaş ekonomi için gereklidir diyenler olsa da savaş bir ülkenin kalkınmasına, ekonomisine büyük ölçüde zarar verir. Ancak tabii ki hani ilki savaşın ülkelerden bazıları savaşa girmez, dışarıdan seyreder ve o savaşa girmeyen ülkeler içerisinde silah ticareti yapanlar varsa ve bu silah ticareti yapanlar özellikle de diğer ülkelerdeki savaşlarla ilişkili onlara silah satıyorsa, bu ülkeler ve o ülkelerin silah ticareti yapan şirketleri, firmaları kazançlı çıkabilir. Ama savaşa bizzat girmiş ülkeler kaybeder. Ve savaş sadece ekonomi için değil, doğa ve çevre için de yıkıcıdır. Evet arkadaşlar, son slaytta aslında şöyle kapatmak istiyorum. İki ayrı dünya var. Bu iki ayrı dünya birbirinden tamamen ayrı değil aslında. Baktığımızda bu her iki değerler, düşünceler, duygular tarih boyunca insanlıkla beraber olmuşlar. Tek başına bu iki dünyadan birisini de görmemişiz neredeyse. Örneğin bir tarafta kin, nefret, intikam, öfke, korku, inatlaşma, tek tip olma, ayrımcılık, haksızlık, düşmanlık, tehdit, engellemek, totalitarizm ve rekabet, yarışma var. Bunlardan her birisi, aslında baktığımda hepsi birbiriyle uyumlu gözüküyor benim gözüm. Buradan birini alıp karşı tarafa atabilir miyim diye baktığımda çok atamıyorum. Bu değerlerin karşısında çünkü zıtları var. Her bir değerin zıttı var. Örneğin sondan başlayacak olursak, rekabetin, daha önce de belirtmiştim, karşılığı rekabet ve yarışmanın zıttı dayanışma ve yardımlaşma. Bu bir toplumda rekabeti yarışmayı öne çıkartırsanız dayanışma ve yardımlaşma geri planda kalıyor. Peki tek başına dayanışma ve yardımlaşma olan ve rekabetin olmadığı bir toplum var mı, olabilir mi? Bunu açıkçası bilemiyorum. Olursa sağlıklı mı olur? Bunu da söylemek mümkün değil. Yani rekabet tümden kötü bir şey mi bilemiyorum. Ama insanın içerisinde mesela korku da var bu tarafta. Korku kötü mü? Bir miktar korku olabilir elbette. Ama güvenliğe de ihtiyaç duyuyoruz karşısında. Değil mi? Korkmak kadar güvenmek de istiyoruz. Dolayısıyla bu zıtlıklar, farklı değerler, sağ taraftaki değerlere bakacak olursak, saygı var, hoşgörü, sevgi, anlayış, uzlaşma, özür dileme, çeşitlilik, çeşitliliği zenginlik olarak görme, çok yönlü bakış açıları geliştirmek, olaylara farklı açılardan bakabilmek, anlayış geliştirmek, eşitlik, her bireyin eşit olduğunu kabul etmek, öbür tarafta herkesin eşit değil, bazılarının üstün olduğunu savunmak var. Adalet var, adil olma var, dostluk, özgürlük, güven, açıklık var, çoğulculuk, demokrasi, diyalog, dayanışma gibi kavramlar var. İşte bu sağ tarafta saydığım aslında büyük bir kısmını Birleşmiş Milletler'in de dile getirdiği barış kültürü değerleri olarak görebiliriz. Tabii bir dünya salt bu, ne sağdaki ne soldaki değerlerden salt bir dünyayı yaratmak çok kolay gözükmüyor. Ancak önemli olan nokta burada şu.
egemen olan hangisi? Yani baskın olan, öne çıkan belki hangisi? Bunlardan belki şiddeti de tamamen dünyada kaldıramayacağız, sıfırlayamayacağız. Ama daha baskın olan barış daha baskın olabilir. Barışçıl bir ortam, güven içerisinde insanların diyalog, uzlaşı içerisinde olduğu, çok farklı bakış açılarıyla olaylara bakabildiği, hoşgörü gösterdiği bir dünyayı nasıl yaratacağız? Temel soru bu, sorun bu. Ve burada aslında bu böylesi bir dünyayı yaratırken herkesin kendine göre en başta tek bir birey olarak bireyden başlamak üzere tüm toplumsal kurumlarda, hele de özellikle sağlık çalışanlarında, hekimlerde büyük sorumluluk var. Hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak bizler barışçıl bir dünyanın ne kadar önemli olduğunu, sağlık açısından gerekli ve zorunlu olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ve yine insanı en iyi anlayacak olan meslek grubu olarak insanı buraya nasıl gideceğini, götürebileceğimizi görebilir. Farklı bir açıdan insanlığa katkı sunabilir, yol gösterebiliriz. Öncülük edebilir, önderlik edebiliriz. İnsanlığın barışa doğru gittiği dünyada, barışçıl, hoşgörü, huzur içerisinde bir dünyayı yaratırken bizler de önemli katkılar sunabiliriz diyorum. Arkadaşlar, bu kaynaklardan sizler de yararlanabilirsiniz. Özellikle medicalpeacework.org denen bir kaynak. Burada bir grup hekim, sağlık çalışanı tıbbi barış konusunda çalışmalar yapıyorlar, kurslar veriyorlar. Daha fazla bazı bilgiler oradan bulabilirsiniz. Ama birinci kaynakta da bu, özellikle bu slaytta kullandığım şeylerin kaynaklarında birinci kaynakta bulabilirsiniz. Sabrınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.